Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını göstereceğim inşallah. Bugünkü modelim bakın şu şekilde şöyle arka tarafını da hemen göstereyim. Arka kısmı da bu şekilde. Bu modelden çok güzel çocuk örgüleri, bayan örgüleri, hırkalar, yelekler, battaniye yapılabilir ve daha birçok yine uygun gördüğünüz yerde kullanabilirsiniz her türlü örgülere çok yakışacak olan bir model. Hem çok kolay hem çok hızlı ilerleyen bir örnek. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşmakta artı 3 ilmek attığımızda modeli kurarken rahatlıkla denk gelecektir ilmek sayılarımız. Ben şu an yaparken şöyle bir miktar ilmeklerimi attım ve bir sıra haroşa yaparak zemin oluşturdum. Üzerine hemen modeli kurmaya başlayacağım. Bunun için ben şöyle bebe yünü ve 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örgümü hemen şöyle kenara alayım. Örgümü anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar hemen modeli örgümüzün düz tarafından kurmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği bir düz ördükten sonra 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 ve 3. 3 tane tersten sonra 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. Tekrar 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1 ilmek düz 3 ilmek ters 1 ilmek düz ve kenar ilmeğimi düz örüyorum örgümün ters tarafındayım kenar ilmeğini örmeden alıyorum bütün ilmeklerimi burada ters örgü yapıyorum burası örgümün ters tarafı şöyle Sıramın sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Bu modelde örgümüzün arka tarafında hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimizi ters örgü yaparak sıramızın sonuna gelelim. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün düz tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğin bakın düz, yanındakiler ters. Yine bunları yönüne göre örüyorum. Bir düz, 3 ilmek ters. Aynı işlemden bir sıra daha yapıyorum. Bir tane düz, üç tane ters. Bir tane düz, üç tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane ilmeği düz örüyorum, 3 tane ilmeği ters örüyorum. Bir düz ve kenar ilmeğimi yine düz örüyorum. Örgümün ters tarafındayım. Burada hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimi ters örgü yaparak örgümün düz tarafına geleyim. Örgümün düz tarafındayım ve şöyle bakın bir görüntümüz oluştu. Şöyle zemininden haricindeki da iki sıra bakın şöyle ters örgümüz oluştu. Şimdi burada eksiltmeye başlıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Bakın yanındaki ters. İpimi arka tarafa alarak düz olan ilmekten geçiş yapıyorum. İki ilmeğimi şöyle düz olarak kesiyorum. Bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Düz ilmekle ters ilmeği ikisini birlikte şöyle sol tarafa olacak şekilde kestim. Bir tane ajur için şişime doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum şişime ajur için. Bakın sıradaki ilmeğim ters, ortadaki düz, yanındaki yine ters. Bu ilmeğin üçünü birlikte keseceğim ama ortadaki düz olanı üstüne denk getirmeye çalışacağım. Bunun için iki ilmeği yani düz olan ilmekten geçiş yaparak çıkartıyorum. Tekrar şişime takarak yanına üçüncü ilmeğimi de yine alıyorum ve üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Ve bu şekilde bakın düz olan ilmeğim üstte denk geldi. Tekrar ajur için şişime bir tane doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Yine bakın ortadaki düz olan ilmeği yani ikinci ilmekten geçiş yaparak ilmeklerimi çıkartıyorum. Tekrar yönlerini değiştirerek takıp diğer bir tane ilmeği de alarak üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Ve bakın bu şekilde düz olan ilmeğimi üste çıkarmış oldum. Bir tane şişime doluyorum ajur için. Bir ilmek düz ördüm. Bir tane doluyorum. Tekrar yine bakın düz olan ilmekten yani ikinci ilmekten geçiş yaparak iki ilmeğimin yönünü değiştirip takıyorum. Bir tane de yanını alıp üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Bir tane doladım. Bir ilmek düz. Bir tane doladım. Tekrar aynı işlemi bir tane daha yapıyorum. İki ilmeği çıkartıp yönlerini değiştirip bir tane de yanına şöyle alıyorum ve düz olarak kesiyorum. Bir tane ajur için doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur için doluyorum. Bakın sıradaki ilmeğim ters, yanındaki düz. İpimi yine arka tarafa alarak ikinci ilmekten geçiş yaparak bu sefer de şöyle ikisini birlikte düz olarak kesiyorum. Ve kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Bu arada dolama işlemi yapmıyorum. Bakın şöyle başta yaptığım gibi. Tekrar geri dönüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Bakın ajur için doladıklarımı da tekrar şöyle diğerlerini de burada yine hiçbir işlem yok. Şöyle hepsini ters örgü yapıyorum. Sadece bakın doladıklarım şöyle üzerine gelmiş olabilir. Bunu düzeltiyorum ve ilmeklerimin hepsini ters örgü yaparak örgümün düz tarafına hemen geliyorum. kenar ilmeğimi düz örüyorum. Geri döndüğümde örgümün bakın düz tarafındayım ve şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi burada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ve 2. Kenar ilmeği 2 ilmek ters. 1 ilmek düz 3 ilmek ters. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1 ilmek düz, 3 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 1 düz ve kenardaki bakın yarım olduğu için 2 ilmeği yine ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün ters tarafındayım. Burada yine hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimi ters örgü yaparak örgümün düz tarafına geleyim. Örgümün düz tarafındayım tekrar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Yönleri artık belirgin. Aynı işlemi bir sıra daha yapmış oluyorum. Bakın 3 ters, 1 düz, 3 ters, 1 düz, 3 ters 1 düz 3 ters 1 düz 2 ters ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün ters tarafındayım. Burada yine hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimi ters örgü yaparak örgümün düz tarafına tekrar geleyim. Örgümün tekrardan bakın düz tarafındayım ve şöyle bir görüntümüz oluştu. Şimdi burada yine kesme işlemleri yapacağız. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane düzüm ördükten sonra bir tane doluyorum ajurum için. Tekrar ortadaki bakın düz ilmek yanındakiler ters ilmek. Yine düz ilmekten geçiş yaparak iki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Tekrar takarak Diğer üçüncü ilmeğimi de alıyorum ve düz olarak kesiyorum. Bir tane ajur için doladım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur için doladım. Yine bakın ortadaki düz ilmekten geçiş yaparak ikisini birlikte çıkartıp tekrar takıyorum. Diğer üçüncü ilmeğimi de yanına yine alarak şöyle geçiş yapıp üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Bir tane doladım bir ilmek düz ördüm bir tane doladım İkinci ilmekten yine geçiş yaparak çıkartıyorum yönü değiştirerek takıp bir tane de yanına alıp üçünü birlikte düz olarak kesiyorum ve ortadaki düz olanım şöyle üstüne çıkıyor bakın bir tane doladım bir düz bir tane doladım ajur için yine iki ilmeğimin yönünü değiştirerek bir tane de yanına alıyorum ve üçünü birlikte düz olarak kesiyorum. Bir tane ajur için doluyorum. Bir düz bir tane doladım. Tekrar iki ilmeği çıkartıyorum. Şöyle biraz açayım. İki ilmeği çıkartıp tekrar takıyorum. Bir tane de yanını alıp üçünü birlikte düz olarak şöyle kesiyorum. Kat açıldı ipimin. Geçiş yapıyorum şöyle üçüne birlikte. Şöyle ipimin kat arasında kaldı. Evet. Bir tane tekrar doluyorum. Bir ilmek düz ve kenar ilmeğimi düz örüyorum. Örgümün ters tarafındayım. Burada hiçbir işlem yok. Bütün ilmeklerimi ters örgü yaparak tekrar örgümün düz tarafına geleyim. Örgümün düz tarafındayım tekrar ve modelimin hepsi bakın bu şekilde tamamı bu şekilde olacak. Tekrar bir sonraki model için yine bir sıra zeminini oluşturayım. Devamı yine aynı işlemlerle ilerleyecek. Tekrar kenar ilmeğini örmeden alıyorum. bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. bir ilmek düz örüyorum. 3 tane ters. 1 tane düz. 3 tane ilmek ters örüyorum bir tane ilmek düz örüyorum 3 tane ters bir tane düz 3 tane ters bir tane düz ve kenar ilmeğimi yine düz örüyorum şişimi şöyle bırakayım bu yapmış olduğumuz sıra ilk modeli kurmaya başladığımız sıra yine aynı işlemler devam edecek arka tarafında hiçbir işlem yok tamamen ters örgü yapıyoruz örgümüzün düz tarafında da yine bu işlemden şöyle bakın bir sıra daha yaparak devamı yine şöyle aynı işlemlerle ilerleyecek ve devam ettikçe de bakın böyle bir görüntümüz çıkacak ortaya. Evet hanımlar modelimizin yapımı bu şekilde olacak. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.